çünkü çok. Buradaki kreşler, bilmiyorum Türkiye'deki şartları ama burada kreşler devlete bağlı olmakla beraber para ödeniyor. Şimdi eğer çocuğunuzu kreşe göndermezseniz her ay devlet size 7000 kron civarı para veriyor. Kur bu arada 3. Yani 3 kron 1 lira yapıyor. Oradan hesap edin. Bizim mesela işte Türkiye'den annem gelmişti. Eşim evdeydi falan filan derken benim çocuğum 2 yaşında başladı kreşe. 2 yaşına kadar her ay bize devlet ekstra 6000 kron para verdi. Ya bizim amacımız bu değildi ama yani çocuk erken doğdu falan filan, böyle olaylar böyle gelişti. Ben de o kadar küçük çocuğu kreşe göndermek istemediğimden dolayı 2 yaşında gönderdim. 2 yaşında başladığı andan itibaren devlet size yaptığı o yardımı kesip onu kreşe veriyor. Sizden de 3000 kron civarı para alıyor aylık çocuğunuz için. Siz de bunu kreşe ödüyorsunuz. Yani kreşe toplam işte 8-9 bin civarı para ödeniyor sizin çocuğunuz için. Ve 0-2 yaş mı? Nasıl? 0-3 yaş arası galiba her çocuk 2 çocuk sayılıyor. Ve hesap, bunun bir hesap yöntemi olduğu için bu böyle tabi. Her çocuk 2 yaş sayılıyor ve bir bakıcı 6 çocuğa bakabiliyor. Dolayısıyla 0-3 yaş arası 3 çocuğa bir bakıcı düşüyor. 3 yaştan sonra 6 çocuğa bir bakıcı düşüyor. Bu 0-4 yaş da olabilir. Tam emin değilim. Bu nasıl sivri bir dağdır ya. İşte çocuğunuzun bütün ihtiyaçları, kahvaltısıdır, altının değişimidir, oyunlar, oynama, dışarıya çıkma, park var kreşin önünde büyük, orada onlarla ilgilenme falan, sonra dışarıda yürüyüş, kreşin dışına çıkarıp kreşin dışında dışarıda yürütüyorlar çocukları, karşıdan karşıya geçme, yürüme, şey yapma, düzen tutma falan, bunları öğrenmesi için falan filan. Daha sonrasında evde çocuk kreşten sonra evde ve Norveç'teki çalışma saatlerini de söyleyeyim. Bu konuyu oraya bağlayacağım. Genel haliyle 8 saat günde içindeki yarım saatinin yemek molası olması kaydıyla mesela ben sabah 7.30'da başlıyorum. Öğlen 3.30'da bitiriyorum. Yani öğlen ben 3.40 gibi falan evdeyim. Evimle işimin arası çok yakın. 3.40-3.45 gibi falan evdeyim. Akşamüstü, öğlen akşamüstü. 3.30 da çok saçma bir saat. Ne akşam ne değil, ne gündüz. Neyse, kreş saati de tabii siz 4.30 civarı en geç almak zorundasınız çocuğunuzu. Çünkü kapanıyor sonra. İnsanlar işlerinden çıkıyorlar, kreşe gidiyorlar, çocukları alıyorlar sabahta, işe giderken bırakıp işe gidiyorlar. Ve eve geldiğinizde Norveç'te genel olarak ortalamaya bakıldığında çocuklar akşam 6, en geç 7'de yatıyor arkadaşlar. Bunun çok büyük artıları var, eksileri de var. Artıları şöyle. Birincisi, çocuğunuz kreşe gittiği için zaten yoruluyor. Orada bütün gün oynuyorlar çünkü. Koşturuyorlar, durmuyorlar. Çocukların enerjisi bitmediği için. İkincisi, onlar erken yattığı için ya da çocuğunuz erken yattığı için senenin ilk karları yağmaya başlamış gördüğünüz üzere. Kış geliyor. Benim parmaklarım üşüdü. Daha yarım saat olmadı çıkalı. Eldivenlerimi bir yerde değiştirmem lazım. İkincisi, erken yattıkları için, saat 7'de en geç yattıkları için ailenin
Yani ebeveynlerin kendilerine zamanları kalıyor. Yani kitap mı okumak istiyorsunuz? Film mi izlemek istiyorsunuz? Ev içinde tadilat, tamirat, herhangi bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Uyumak mı istiyorsunuz? Yemek hazırlayıp eşinize romantik bir yemek mi yemek istiyorsunuz? Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ve bir diğer husus da günde çocukları bir kere uyutuyorlar. Türkiye'deki gibi iki kere uyutmuyorlar. Yani sabah genellikle çocuklar 7-7.30-8 arası uyanıyorlar. Kreşe gidiyorlar. Kreşte işte kahvaltıları bilmem neleri. Kreşte bir öğlen yemeği yiyorlar ve sonra eve geliyorlar. Eve geldikleri tabii kreşte bir tek öğlen yemeği değil, ara meyveleri bilmem neleri. Ya kreşten çok fazla bahsettim. Ama hayatın en önemli evrelerinden biri bence kreşler. Çünkü bütün kişiliğiniz, şeyiniz orada oluşuyor. O yüzden bu kadar uzun bahsettim. Hem de yol uzun sohbet ediyoruz yani. Ne diyordum? Evet, günde bir kere uyutuyorlar. Sonrasında çocuk ikinci uykuya, işte Türkiye'de mesela 5-6 gibi ikinci uykuya yatırıp sonra gece 11-12'de yatırıyorlar çocukları falan filan. Bu hoş değil. Buradakine alışınca oradakinin aslında hoş olmadığını anlıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çocuk akşam erken yatıyor. Bunun negatif tarafı ise şu: gördüğüm, edindiğim, izlediğim kadarıyla bizler de çocuklarımızı çok seviyoruz Türkiye'de. Norveçlilere de sorsan evet, onlar da çok seviyordur. Ama bizde biraz daha bağlıyız biz birbirimize. Ya biraz daha böyle hem sıcakkanlı insanlarız, hem de ya bunun tam olarak bir tarifi var mı kelime olarak bilmiyorum, ama yani biz daha farklı görüyoruz birbirimizi. Evet, onlar da belki birbirleri için canını verirler, ama yani bizde daha değişik. Yani buraya gelince anlarsınız yani. Aile arası ilişkiler burada da sıcak, orada da sıcak. Evet, bizde ki aşırı sıcak. Belki de zararlı sıcak, onu bilemiyorum tabii ben. Ama negatif olarak bağlayacağım taraf ise şu: buradaki insanlar çocuklarıyla hafta içi vakit geçiremiyorlar. Çünkü sabah işe giderken çocuğu kreşe bırakıyorsun. Akşam işten dönerken çocuğu kreşten alıyorsun. Yorgunsun, bitmişsin. Çocuk da zaten orada yorulmuş. Eve geldin, yemeği hazırladın, yedin, içtin. Saat oldu 6. Yarım saat belki oynadın, oynayamadın. O da senin enerjin varsa ya da çocuğun varsa. Sonrasında hadi bakalım, iyi geceler. Çocuk yattı. Dolayısıyla senin hiç vaktin kalmıyor çocukla ilgilenmeye. Hafta sonları evet, vakit çok. Cumartesi, pazar iş günü değil, herkes evinde. Böyle olunca da herkes parklara gidiyor çocuklarıyla. Vakit geçiriyorlar, evet. Belki Türkiye'de bizim bir hafta boyunca geçirdiğimiz vakitten daha verimli vakit geçiriyor olabilirler sadece o iki günde Norveçliler. Bilemiyorum tabii. Ama o aralarındaki kan bağının çok güçlü olduğunu hissetmediğim için daha sonrasında ebeveynler yaşlandığında, torun torba sahibi olup da daha da yaşlandığında, daha sonra bu konudan da bahsedeceğim, onları yaşlı bakım evleri var. Bizdeki huzur evlerine tekabül ediyor olabilir. Ama tabii araba fırçasıyla insanların yıkandığı huzur evlerinden bahsetmiyorum. Buradakiler çok daha nezih. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Bu arada bu video çok uzun olursa, ya konuşurken fark ediyorum ki bu uzayacak. Bu video çok uzun olursa ben ikiye bölmeyi planlıyorum. Eğer arada kesilir de hiçbir şey söylemeden bir yerini kesip de devam ettirirsem, ya da bir yerini hiçbir şey söylemeden kesersem, aha dur ya bu video çat diye bitti falan diye düşünmeyin. Çünkü
bir saatlik videoyu kimse oturup izlemeyecek. O yüzden 1-2 diye ayırabilirim. Belki de Geiranger videosundan bölüp Norveç'te yaşamın evreleri 1-2 diye bir seri yapabilirim. Hatta daha da uzatıp yaşamın evreleri 1 bebeklik, işte 2 gençlik falan gibi de ayırabilirim. Neyse, bu crash mevzusu çok uzadı zaten. Ben dolayısıyla bu insanların yaşlandığında huzur evlerine gönderilmesi olayına biraz da öyle bakıyorum. Ama onun da çok daha güzel yanları var. Onu da anlatacağım birazdan. Şimdi bebeklik bölümü böyle. Böyle böyle büyüyor çocuklar. Sonra okula başlıyorlar. Çocukluk bölümü yani. Previously on motorhane. Öyle devam etsem ya. Çocukluk bölümünde yine siz sabah işe giderken, eğer çocuğunuz 1. 2. sınıftaysa ve okulunuz sapa bir yerdeyse, okulunu arabayla götürüp bırakıyorsunuz. Daha sonra çocuk okula gidiyor. Okul tabi tüm gün değil. Öğlen 2'ye kadar sürüyor. 2'den sonra çocuğun pek fazla yapacak bir şeyi olmadığı için, yani okulda, okul 2'den sonra olmadığı için çocuğunuzun okulu terk etmesi lazım. Ama siz 4'e 5'e kadar çalışıyorsunuz. Dolayısıyla SFU diye bir şey var. Burası çocukların okuldan sonra gittikleri, yani yine okulun bünyesi içerisinde. Okula para ödemiyorsunuz ama SFU'ya ödüyorsunuz. Burada çocuğunuzun ödevleri yaptırılıyor ve onunla ilgileniliyor. Karınları açsa yemek yiyorlar, şey yapıyorlar. Daha sonrasında eve geliyorlar. Siz yine ilgileniyorsunuz. Evinizde yemek falan. Sonrasında da eğer yatmak istiyorlarsa, genellikle de yattıkları saat bu yaş çocukların, yani 1. sınıf 6-7 sınıf o civarlarda, 6-7 sınıf civarlarında yattıkları saat akşam 8-7-7.30-8. Böyle bu tarz çocuklarla da, bu yaş aralığındaki çocuklarla da hafta sonları yine türlü aktiviteler, değişik aktivitelere yelken açıyorsunuz. Denize balık tutmaya giden, Norveç'in atasporu olan yürüyüş. Sokaklarda diğer videoları izlediyseniz, insanlar sürekli bir yerlerde yürüyorlar. Ya ben eminim ki Norveç'teki 5 milyon insanın yıl içinde yürüdükleri mesafe toplansa herhalde dünyayı bir tur döner. Yani sürekli yürüyorlar, her gün yürüyorlar, hiç bıkmadan usanmadan. Yemeği yiyor adam, hadi bir yürüyüşe çıkalım diyor. Her gün yürüdüğü yol, aynı yol, aynı taş, dünkü taş yine orada duruyor yani yerde. Yine yanından geçiyorsun ve bunu yapıyorlar ya. Büyük saygı duyuyorum yani, ben yapamıyorum maalesef. Keşke yapabilsem ama yapamıyorum yani. Belki biraz kış geldiğinde şey olursa yapabiliriz. Bakın bu köprü mesela, Norveç'teki görebileceğiniz birçok köprü gibi. Burada köprü möprü yoktu aslında. Bu yolu yapıyorlar. Yok, burada köprü, burada dağ vardı yani, köprü yoktu. Tünel gibi yapmışlar. Burada dağ vardı, o küçük tepe vardı. Hayvanların bir taraftan bir tarafa geçişini engellememek için oraya o tüneli yaptılar. Ki oradaki hayvanlar bu tarafa geçebilsin diye. Yol onların teritoryasını bozmasın diye falan. Ve çocuklarıyla yürüyüşe gidenler, bisiklet sürenler çocuğuyla, çocuğunu bisikletin arkasına, römorklar var bisikletlerin arkasına takılan, onunla gezdirenler, çeşitli aktiviteler, yine doğayla, dışarıyla alakalı aktiviteler var. Evlerinde de yapabilecekleri aktiviteler var. Ve sonrasında gençlik evresi var. Ben buraya not aldım bu arada, onları arada okuyorum. Gençlik evresinde yine genç arkadaşımız okuluna gidiyor. Dersleri, mersleri falan okuldan sonra eve geliyor. Genellikle ehliyet alasaya kadar bu arkadaşlar bilgisayar başında geçiriyorlar bütün süreyi. Sürekli bilgisayar başında
sabahlara kadar oyunlar oynamak falan. O tarz. Oradan sonra ehliyet zamanı geldiğinde ehliyetlerini alıyorlar. Eğer para biriktirebildilerse biriktiriyorlar. Biriktiremedilerse aileleri karşılıyor. Ehliyetler de çok pahalı bu arada. Bahsetmişimdir daha önce. Araba, otomobil ehliyeti yani 25 bin kron falan. Tabii okullarda selam versene. Puşt! Helal lan. Okullarda eğer liseye gidiyorsa bu genç arkadaşımız ehliyet almasından herhalde bir sene öncesine falan tekabül ediyor. Yani 16-17 yaşlarında çalışmaya başlıyorlar okulla birlikte. 3 gün okul, 2 gün çalışma. Bizdeki meslek liseleri öyleydi benim zamanımda. Hala öyle mi bilmiyorum. Burada ama şöyle 3 yıl sırf okula gidiyorlar. Meslek lisesi gibi. Belki haftada bir gün staj olabilir, emin değilim. Ama hep okuldalar yani, genellikle onu biliyorum. Ve 3 yılın sonunda hala diplomayı almıyorlar. 2 yıl zorunlu staj yapmaları gerekiyor. Ve bu staj döneminde de tamamlamaları gereken şeyler var. Okul onlara bir liste veriyor. Bu bölüm için staj zorunluluğu işte listesi gibi. Orada değişik değişik maddeler var. Bunu yapman lazım. Şunu tamamlaman lazım. Oraya gittiğinde işte atıyorum neyse, C programıyla bir şeyler yazıyor olman lazım. İşte orada teknik çizim yapıyor olman lazım. Falan filan gibi. Bunu iş yeri, senin staj yapıyor olduğun yer dolduruyor. Bunu yaptı, şunu yaptı, evet bunu yaptı falan gibi. Eğer o maddelerden biri ikisi eksikse, siz orada 10 yılda staj yapsanız sayılmıyor. Çünkü onların sizin yapmanızı şart koştukları şeyler var. Onu yapmanız lazım. Ve sonrasında ehliyetini alan bu arkadaşımız için Norveç'te sosyal hayat neredeyse sıfır olduğu için dışarıda akşam saat 8'den sonra açık hiçbir kafe ve benzeri yer bulunmadığı için restoran var. Restorana da yemek yiyorsun. Onun dışında gidip oturmuyorsun. Zaten çok pahalı. Ve bu arkadaşımız, genellikle bu arkadaşlarımız ehliyetlerini aldıktan sonra arabalarını alıp akşamları benzinliklerin alanı geniş olduğu için benzinliklerin içine park edip yan yana 2 araba, 3 araba, 4 araba, arkadaş kaç arkadaşlarsa herkesin arabası, camları açıp arabaların içinde, arabalar çalışıyor olabilir soğuk havanın durumuna göre, camları açık bir biçimde oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Ve onlar için sosyallik bu demek. Bu tabii hafta içi falan karşılaşabileceğiniz şey. Hafta sonları da bir arkadaşın evinde hep birlikte oturuyorlar. Herkes gelmeden önce birasını, içecek ne istiyorsa, kola da içebilir, İçeceğini alıyor. Elinde bir poşet. Arkadaşın evine geliyor. Oturuyorlar saat 12.30 o civarda. O saate kadar oturuyorlar. Daha sonrasında aralarında içmeyen varsa ya da bir taksiyle bir şeyle hadi gidiyoruz deyip çıkıp bara gidiyorlar. Bunun sebebi de şu. Ben henüz tam gideceğim yeri bilmiyorum. O yüzden şurada durup bir navigasyondan bakayım. Dışarıda içecek çok pahalı olduğu için, yani bara gidiyorsun, bir bardak bira içeceksin 80 kron falan, yani 30 liraya falan tekabül ediyor. Dolayısıyla buradaki insanların yaptığı şey, evimizde içelim
dışarıya gidelim. Hani oraya sarhoş olarak gidiyorlar, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi dışarısı çok pahalı olduğu için herkes önce evinde içiyor. Sarhoş oluyor. Ondan sonra dışarıya çıkıp o gittiği yerde de içerse bir bira içiyor. Ya da şatmat bir şey. O kadar. Gençler genellikle böyle eğleniyorlar. Mecbur da değiller tabii dışarı çıkmaya. Çıkmaya da biliyorlar çoğu zaman. Biz şuradan gidiyormuşuz. Erken yaşta çalışmaya başlıyor tabii bu genç arkadaşlar, okulun staj dönemi ile birlikte. Eğer iyilerse staj yaptıkları yer Türkiye'deki gibi daha sonra onları işe alıyor. Onlara iş verebiliyor. Tünel. Ne kadarmış uzunluğu bu tünelin? 4 kilometreymiş. Islak mı tünel? Değil, kuru. Gençlik dönemi de böyle geçiyor arkadaşlar. İşte zaten kız arkadaş, erkek arkadaş buluyorlar bu dönemde. Türkiye'de kadar burada öyle aileyle tanıştırma falan çok zor, imkansız şeyler değil. Çok gayet normal. Erkek arkadaşım var, kız arkadaşım var deyip ebeveynleriyle tanıştırabiliyorlar. Yani bu zaten böyle olması lazım. İnsanlar kendilerini böyle belki de daha güvende hissediyorlar. Çünkü kim olduğunu, ne olduğunu bildiğinde daha rahat edersin, daha az düşünürsün falan gibi. Benim de bir kızım, bir oğlum olduğu için çok da bu konu üzerine ahkam kesmek istemiyorum. İleride ne olur ne biter bilmiyorum ama dünya görüşü dar olan bir insan olmadığım için en azından ben kendimi öyle görüyorum. Çok büyük problemler olacağını sanmıyorum ileride de. Tünelin içinde bakın, başka bir tünel. Ve gençlik dönemi dediğim gibi böyle evle, bilgisayarla, işte ehliyet sonrası ve staj dönemiyle birlikte geçiyor. Tabii yanlış arkadaşlıklar edinen, uyuşturucu batağına saplanan gençler de yok mu? Elbette ki var. Ama çok nadir ve bu insanlar, Norveç küçük bir yer olduğu için 5 milyon insan var, öyle düşünün. Hemen biliniyorlar bu insanların kim oldukları ve daha sonrasında toplum içindeki yerleri sarsılıyor. Dolayısıyla kimse doğru dürüst onlara iş vermiyor, şey yapmıyor falan filan. Dolayısıyla bir sonraki jenerasyonda buna cesaret edip böyle bir şey yapmıyor. Orta yaşa gelince, ya bu arada şeyden bahsetmedim. Gençlik yılları ve önceki yıllarda okul okumak, burada üniversiteye gitmek çok zor değil. Burada şöyle bir bilinç var. Çocukluktan itibaren, belki kreşten gelen bir şey, belki daha sonra ediniliyor. Daha ilk birinci sınıftan itibaren çocuklar sınıfa girdiklerinde öğretmenini dinlemesi gerektiğini biliyorlar. Yani ben burada mesela sorduğumda, ya sınıfta konuşuluyor mu, şey oluyor mu falan, yani öyle hani güldüler bana. Bu ne demek yani, sınıfta konuşmak ne demek? O nasıl bir yaklaşım yani? Oraya sabah erken saatte kalkıp ders dinlemeye gidiyorsun. O zaman yat evinde, gitme yani, neden hem gidiyorsun hem dinlemiyorsun gibi değişik değişik cevaplarla karşılaşmıştım. Evet, çok mantıklı, elbette ki öyle olması lazım ama işte bizde niyeyse başka bir şekilde işliyor. Yani işte mecburiyetten okula gelenlerin
oluşturduğu bir şey olabilir bu, bilmiyorum yani neden öyle ama bizde konuşuyorlar yani okulda, üniversite dahil. Burada hiçbir zaman hiçbir şekilde öyle şeyler olmuyor. İnsanlar o sınıfa giriyorlarsa, o dersi giriyorlarsa o dersi dinliyorlar. Dinlemeyeceklerse de çıkıp gidiyorlar, ben okumayacağım diyorlar. Bu kadar basit yani. Burada ailede öyle çok fazla dersini yaptın mı, dersini çalıştın mı, şöyle oldun böyle oldun mu çok fazla şey yok. Türkiye'deki kadar. Çünkü ona gerek de yok. Çünkü o genç sorumluluğunu biliyor. Ben bunu yapmam lazım deyip ona göre yapıyor. Yani nispeten Türkiye'ye göre dersler biraz daha kolaydır. Çünkü burada insanların öğrenmeleri gereken şeyler öğreniliyor, öğretiliyor. Yani eşit ağırlıktan yarın bir gün gidip işletme yazacak bir adama işte atıyorum fizik dersinde diferansiyel öğretmiyorlar yani. Matematikte türev integral öğretmiyorlar mesela. Ve hani ellerinden geldiğince o derslerin öğrenciler tarafından anlaşılabilirliğini arttırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de gerek nüfus fazlalığı gerekse okullardaki seviye bunu değiştirmiş. Bizler insanları elemek için, onları başarılı başarısız diye ayırabilmek için daha fazla zorluyoruz. Daha fazla zor şeyler anlatıyoruz. Anlatacağımız basit şeyi daha basit anlatmamız gerekirken daha karmaşık anlatıyoruz. Ki bunların hepsinin sonucunda bu insanlar zoru da anlayabilsinler ve ona göre seçelim biz bunların arasından falan filan gibi.